Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün 2017'den beri, 2016'dan beri benim de kulübümde yer aldığım kendi hocam İsmail Uzuner'le beraberim. Kendisiyle güzel bir muhabbet, sohbet yapacağız. Kendisinin birçok konuda fikirlerini alacağız. Hocam sağ olun, kabul ettiniz. Ne demek? Her zaman. Eyvallah. Şimdi İsmail hocamıza sorularımıza geçeceğiz. Özenle hazırladığımız soruları soracağız. Merak ettiğiniz her şeyi kendisinden almaya çalışacağım. Güzel bir video olacağına inanıyorum. İyi seyirler. Hocam spor kariyerin hakkında özel bir bilgi istiyoruz. Hangi branşlardaysın, hangi idmanları yapıyorsun, hangilerinde derecelerin var? Ben spor kariyerime 1995 yılında kung fu branşıyla başladım. Antrenörüm Erhan Otluoğlu'ydu. Hocamızın bizi yönlendirmesiyle birlikte çeşitli branşlar yaptık. Kung fu ile başladım. İlk 25 kiloda Türkiye şampiyonluklarım var. Hoca dedi ki, oğlum bu sporun bir geleceği yok şu an için. Seni bir tekvandoya yönlendireyim ben. Tekvando hocası getirdi salona, kendi salonuna. Biz tekvando antrenmanlarına başladık. Maçlara girmeye başladık, tekvando maçlarına. İstanbul'da ikincisi oldum. Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştım. Sonra belli nedenlerden dolayı gidemedik falan. Sonra baktık çok da böyle kendi öz branşımız olmadığı için de biraz dışlanıyor gibi olduk. O yüzden de geri planda kalmayı tercih ettik. Yani tekrarlamadık. Devam ettirmedik tekvandoyu. Çok kısa bir süre yaptık ama ben de teknikleri her zaman kaldı tekvandonun. Yaklaşık 7-8 yıl yine Erhan Otluoğlu hocamız bize dışarıdan bir hoca getirdi. Ali Rıza Gözlüklüoğlu. Çok donanımlı bir hocadır. 7-8 yıl Tao ile uğraştım. Her sene Türkiye şampiyonu oldum 3 branşta. Çok. 3 dalda, daha doğrusu 3 dalda Türkiye şampiyonu oldum. Ben askere gittim. Askerde Avrupa ikincisi oldum. Hı hı. Ordu takımı adına gittim. Ama normal milli takıma katıldım. Avrupa ikincisi oldum. Sonra yani kariyerimin en iyi zamanıydı. Çok iyiydim yani. Gerçekten gücüm, kuvvetim, patlayıcı kuvvetim, esnekliğim çok iyiydi. Türkiye'de benden iyisi yoktu. En iyisiydim. Zaten yaptığım işte de her zaman en iyisi olmaya çalıştım. Hep, her zaman. Ve onu da başardım. Askerden geldikten sonra hoca Erhan Otluoğlu, Erhan hocamız, al dedi bu eldiven, bu ayak olsun, bundan sonra dövüş maçlarına gireceksin dedi. Kickbox, Muay Thai ve Wushu'ya gireceksin dedi. Ben hiç sorgulamadım. Bu zamana kadar da hocamın hiçbir dediğini sorgulamadım. Sadece tevekkül edip inandım ve antrenman yaptım. Hı hı. Ve sonunda da başarılar geldi. Dedi ki oğlum dedi 2 ay dedi dayan dedi. 2 ay dayandıktan sonra dedi sen dedi seni yenemez kimse dedi. Hı hı. Hiç sorgulamadım. Hocam niye yenemez falan diye demedim yani. Sadece inandım. Güvendim hocamı ve antrenman yaptım. Ne dediyse onu yaptım. 2 yıl dayandım. 2 yıldan sonra şampiyon olmaya başladım. Ondan sonra da hiç yenilmedim. Amatör müsabakaları bırakana kadar. Hı hı. 3 branşta Türkiye şampiyon oldum. Kickbox, Muay Thai ve Wushu. Üçünde de şampiyon oldum. Üçünde de uluslararası ve dünyada derecelerim var. Uluslararası, Avrupa ve dünyada derecelerim var. Antrenman programınız nasıl? Günde kaç saat, hangi stillerde idman yapıyorsunuz? Her zaman hazır olmamız gerekiyor. Yani ben her zaman antrenmanlıyım. Ama tabii %100 basmıyorum her zaman. O zaman overtraining olursun. Antrenman da yapamazsın. Kondisyonun çok iyi olsa bile performansını sergileyemezsin. İyi bir performans sergileyemezsin. Ondan dolayı da böyle maç olmadığı dönemler kendimi rutin bir şekilde götürüyorum. Hani çok kötü bırakmıyorum. Hiç antrenmansız bırakmıyorum. Ama çok da basmıyorum. Tempoyu çok yükseltmiyorum. Maça göre. Mesela maça bir ay kala artık tempoyu yavaş yavaş düşürmek zorundasın. Çünkü vücut öyle çok hızlı dinlenen bir şey değil. Bir de biz fırsat vermiyoruz fazla dinlenmesine. Türkiye'de bilinen yanlışlardan bir tanesi de budur mesela. Sporcunun maça bir ay kala iyicene basması. Basması, evet. Yüklenmesi. Yüklenmesi. Bu hem sporcuyu çok yorar, hem de maçta performans gerçekten kondisyonu çok iyidir. Çünkü adam günde 3 antrenman yapıyor. Demir gibi yani. Hı hı. Ama maça geldiği zaman ikinci rounddan sonra kondisyonu bitiyor. Yoruluyor. Bunun sebebi de bu işte. Antrenman periyotlamasını doğru ayarlayamıyorlar.
Ondan sonra maç esnasında ya niye böyle oldu falan diye şaşırıyorlar. Maça bir ay kala, bir ay kalana kadar istersen günde 3 antrenman yap. Ama bir ay kaldıktan sonra artık bir ay boyunca dinlenme antrenmanlarına geçmen lazım. Yani vücudunu dinlendirmen lazım. Bu benim tecrübe edindiğim bir şey. Deneyip de yaptığım şeylerden bir tanesi bu. Mesela son maçıma ben öyle hazırlandım. 3 ay, 1 ay kalana kadar, maçıma 1 ay kalana kadar çok yoğun tempoda çalıştım. Ama 1 aydan sonra tempoyu düşürdüm. Hı-hı. Düşürdüm. Son 4 günde hiçbir şey yapmadım, antrenman yapmadım, dinlendim. Ve sonuçta 38 yaşında olmama rağmen performansımı sen canlı gözle tabii izledin. Eğer 5 round daha olsaydı 5 round'da o tempoyla giderdim. Giderdi. Çünkü ona çok iyi antrenman yaptım. Yani çok iyi antrenman yapmak hayvan gibi kendini hırpalamak demek değildir. Her şeyi çok iyi bilmen lazım. Teknik olarak iyi olmak lazım. Teknik olarak iyi olursan zaten rakibinden 1-0 önde olursun ama dinlenmeyi çok iyi ayarlaman lazım. Yani bizim işte en iyi şeylerden bir tanesi, en önemli şeylerden bir tanesi iyi dinlenmek. Şimdi izleyicilerimizden bilmeyen varsa da hatırlatalım. İsmail Uzuner, Exxen'de yayınlanan, Bilgehan Demir tarafından hazırlanıp sunulan Fight Club Exxen programının şampiyonudur. Hocam, bu program hakkında bir soru soracağız. Nasıl bir süreçti? Tekrar çağırsalar gider misiniz? Size en çok zorlayan rakip kimdi? Bunlar hakkında bir bilgi alalım sizden. Biliyorsunuz Fight Club Exxen tam pandemi döneminde başladı. Evet. Beni aradı Bilgehan abi. Dedi ki işte böyle bir program yapacağım dedi. Anlattı içeriğini. Dedim abi harika bir şey. Dedim ki tamam beni yaz dedim. Ama bir yandan da ümitsizim. Hani bu zamana kadar çok böyle projeler gördük. Söyleyen oldu. Bahseden oldu ama Devamı gelmedi. Bundan dolayı da böyle ümitsiz bir şekilde bekliyoruz. Zaten işler yok, kapalı, salonlar kapalı falan. Ama ben antrenman yapıyorum yine, hazırım. Pat diye Covid oldum. Hasta 15 gün yattık, 14 gün mü yatıyordum. Çok kısa bir süre kala oldun hatta, hatırlıyorum onu. Evet. Covid oldum. Covid bittikten sonra 10 gün sonra Exxen'e gittim ben. 10 gün var. Yani hazır değilim. 15 gündür yatıyorum evde. Çıktık gittik. Beni orada en çok zorlayan neydi biliyor musunuz? Rakipten daha çok oda soğuk. O kadar soğuktu ki. Yani inanılmaz soğuktu. Ben çok üşüyen bir adamım. Belki bilirsin. Ne? Yani yazın bile ben üşüyordum yani. Üşüyorum. Orada 12. ayda gittik. Aralık ayı. Kış. Çok kötü. Öyle böyle üşümüyordum yani. Bir de programın çoğu hep dışarıda geçiyordu. Abi titriye titriye böyle yapıyorduk. İdman yapıyorduk. Program çekiyorduk. Antrenmanlar kapalı alandaydı. Özel bir spor salonu kiralamıştı Bilgehan abi. Antrenman konusunda sorun yoktu. Hı hı. Ama röportajlar işte, çünkü çok kalabalıktık. 11 kişiydik. 11 kişiyi bir yere sığdırmak, onlarla röportaj yapmak falan zor oluyordu. Zor. Mecburen dışarıda yapıyorduk. Ve donuyorduk. Buz gibiydi. Neyse başladık. Hayatımda ben maçlarda hiç heyecanlanmam. Yani yüzümden de bir belli olur. Çok bir heyecanım olmuyor genelde. Hep yüzünde soğukkanlı bir ifade oluyor senin yani maçlarda. Yani sakin oluyor. Normal dışarıda da sakinim. Ringde de öyleyim. Aynen. Gerçekten çok sakindim. Hiç heyecan olmuyor. Yani çok böyle ufak bir heyecan. O da normal böyle bir hayatın her anında normal heyecanlanabilirsin yani. Ufak bir şey bile. Ama dövüş olduğu zaman insanlar çok heyecanlanıyor. Hatta titreyenler var. Heyecandan performansının yarısını sergileyenler var. Yani ben o konuda çok iyiyim. Rahatım yani. Ama Exxen'de öyle bir heyecan yapıyordum ki her maçta. Gerçekten böyle elim ayağım titriyordu. Yani bence bunun sebebi yenilmem, yenmem değil de bana güvenen insanlar, benim arkamdan dua eden insanların yüzünü çıkartmama çabası galiba o. Çünkü ben dövüşten korkmuyorum. Zaten benim işim bu. Dövüş benim için çok basit bir şey. Hayatın her anında var zaten. Her anında var. Zaten bu işi yapıyorum. Sabahtan akşama kadar dövüşçülerin içindeyim. Yetiştirdiğim dövüşçüler. Kendim. Hep dövüş yani. Dövüş benim hayatım. O yüzden dövüşten heyecanlanmıyorum ama bana dua eden, arkamdan destek veren, kalben ve ruhen hep yanımda olan insanların yüzünü kara çıkartmamak için
O heyecan bence ondan kaynaklandı. Bir de Türkiye'de Türkiye'de ilk yapılan bir organizasyon. Oradaki insanların hepsini de çok sevdim. Zaten Bilgehan abi sevdiğim bir adamdı. Yani hep böyle hem kendim için şampiyon olmaktı hedefim. Hem kendim için hem de oradaki güzel insanlara güzel bir projede destek sağlamaktı aslında amacım. Ki bunu başardım. Ben oraya seçildiğimde 35 ya da 36 yaşındaydım. Yani o 35 yaşında falandım. Tam böyle hatırlamıyorum şimdi, yıllar geçti. Yani 35 yaşındaydım ben oraya seçildiğimde. Ben oradaki çocuklar 20-25 yaşındaydı. Küçüklerdi. Evet, küçüklerdi. 25 yaşında en büyüğüydü yani. Hı hı. 18 yaşında olan vardı, 20 yaşında olan vardı, 19 yaşında. Yani ben gencecik adamlarla mücadele ettim. İlk seçildiğime bana dediler ki yani İsmail abi artık yaşlandı falan. Oradaki dövüşçülerin %90'ını, yani oradaki dövüşçülerin hepsinin ben idolüyüm aslında, biliyorum. Aslında onlara büyük bir şans verdim yani. Hem idolüyle dövüşme fırsatı verdim, hem idolünü yenme fırsatı verdim. Ama değerlendiremediler. Değerlendiremediler. Aslında yenen oldu ama sonuç odaklı bir organizasyon olduğu için de ben şampiyon oldum. Beni yenen de bence biraz şaibeli bir dövüştü bence. Yani şaibeli derken ilk maçım Onur'la ilk yaptığım maçta. Son kez yüzleşmeye davet ediyorum. Bana kalsa adadan gönderirdim seni. Senle neler yapacağımı bir inşallah. Spirit backfist sol koşa. Şimdi İsmail'i yakaladı. Berabere bitti zaten. Uzatmada verildi ama berabere bitirmemesi gereken bir maçtı. Aslında ben onu kazanmıştım. Hı hı. Ama sonuçta hakemlerin kararı, orada kaybettim. Sonra Enis'le bir maç yaptım. Enis'le de aslında iyi gidiyordu ama diz yiyince, ilk round diz yedim. Planım bozuldu. Hı hı. Zaten kroki oldu. Ondan sonra maç öncesi de bir şeyler yaşamıştım. Evet. Ondan dolayı da tam performansımı orada göremediler. Hı hı. Ama dörtlüye kaldığımızda eğer ki Enis finale kalsaydı. Hı hı. Çünkü finale Mükrem'in Enis'i yendi. Hı hı, evet. Mükrem'in geldi finale. Eğer Enis gelseydi finale, o zaman benim gerçek performansımı göreceklerdi. Hı hı. Herkes görecekti. Yani orada herkes biliyor benim nasıl bir dövüş sergilediğimi. Tabii. İzleyenler de çok iyi biliyor. O gerçek İsmail'i orada izlemediler yani. Çünkü maçın öncesinde çok ciddi sorunlar yaşadım ben orada. Maç öncesinde. Psikolojim çok kötüydü yani. Evet. Antrenörsüz falan kaldım bir hafta. Böyle yani şeyler oldu. O ondan önceki şeydi, muhabbetti ama daha farklı şeyler vardı. Anladım. Çok özele girmeyeyim o zaman ben. Yani o şey söylenecek bir şey değil. Zaten. Anladım, tamamdır. Orada seni en çok zorlayan rakip kim diyebiliriz? Yani Onur'du beni en çok zorlayan rakip, çünkü Onur'la ben 3 defa dövüştüm yani. Hı. Aynen. Orada dövüşmediğim rakipler de vardı. İsa'yla dövüşmedim. Berat'la dövüşmedim. Bence bunlar da zorlayabilirdi beni ama burada benim en büyük avantajım tecrübeydi. Tabii. Benim genetik yaşım şu an 26 gözüküyor. İnanırım. Yani testlerde 26 gözüküyor. Yani ben de bir gencim aslında, onlar onu bilmiyordu ama ben bunu biliyordum. Her şey tecrübe. Tabii. Mesela Onur'un, ben son dörtlüye kaldığımda, yani süper finale kaldığımda Onur'u seçme sebeplerinden bir tanesi şuydu. Hem boyu bana en yakın olan oydu. Hı hı. Hem iki tane maç yapmıştım. Bu üçüncüsü olacaktı. Onur'u ezberlemiştim. Ne yapacağını çok iyi biliyordum. En önemli şeylerden bir tanesi de şuydu. Onur çok kilo veriyordu. Maça girerken çok ciddi kilolar veriyordu. Güç kaybediyordu tabii. Yani vücuttan su atıyordu. Yani su atıcı şeyler belki kullanıyordu vücudunda. Tecrübeli bir sporcu olduğum için de bunu biliyordum. Güç, bir de 5 round dövüşecektik. Stop. 5 round dövüşeceğim için de evet. Kilo vermek zaten. İşte orada tecrübe devreye giriyor. Tabii tecrübe devreye giriyor. 5 round herkes dövüşemez. Aynen. Hem o hem de kilo verince dövüşemezsin. Evet. 5 round'a 3 round'ı bile zor çıkartırsın. Evet. Biz Mehmet Hoca ile onu da çok iyi ayarladık. Hı hı. Mehmet arkamdaydı, biliyorsun. Mehmet biliyorum, geldi. Tabii, tabii. Sen hakem değilsin, sen antrenörsün. Sporcum etmiş olman lazım. Programı Mehmet yaptı tamamen. Ben de sadece inandım. Her zaman olduğu gibi inandım. Ve başardım.
ve sonunda şampiyon olduk. Harika. Evet, aslında her videoda bu soruyu artık sormak istemiyorum. Biraz uzadı ama yani profesyoneller sporcunun fikrini de merak ediyorum bu konuda. Savaş ve Kaan kavgası hakkında ne düşünüyorsun? Savaş Cebeci, Kaan Kazgan. Tabii ki olmaması gereken bir şeydi bence. Yani ama tabii işin içeriğini bilmiyoruz. Belki küfürler oluyordu zaten. Oldu. Görüyordum, duyuyordum onları. Yani her insanın kaldırabileceği bir şey değil. Şimdi sen insanın kaldıramayacağı küfürleri edersen yani karşılığını alırsın. Karşılığını alırsın muhtemelen. Yani benim başıma gelse böyle bir konu uzamazdı muhtemelen. Yani ben çok böyle şeylere girmem. Ama girsen de ringde mi girersin yani? Kurallar çerçevesinde yani mi olur? Yok ya, hiç girmem yani öyle bir şeye. Çünkü senin dengin bir adam değil karşındaki zaten. Dövüşçü değil. Ya dövüşçü değil, fitnessçi, bodyci. Zaten döversin belli yani. Yani hani döversin, dayak yersin, o konuya hiç girmek istemiyorum ama yani hani kendine güvendi demek ki Savaş Cebeci ki böyle bir şey söyledi ama işin sonunda da öyle olmadığını gördük. Yarısı kilosundaki adamdan yarısından daha az bence dayak yedi ve hiçbir şey yapamadı. Yani kavgaya geldiğimiz zaman benim beklediğim sonuç buydu açıkçası. Evet. Kaan yani içinden geçer diye düşünüyordum, tahmin ediyordum. Ama olmaması gereken bir şeydi. Ben hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Hı hı. Benim başıma gelse de kavga etmem ki konuyu bu kadar uzatmam da yani. Gerek duymadın yani. Gerek duymadım hiç. Duymam da yani böyle bir şeye gerek duymam. Bence olmaması gereken bir şeydi. Ama Kaan açısından baktığımız zaman belki tahmin edemeyeceği kadar onu ön plana çıkarttı. Yani farklı açıdan da baktığın zaman da mesela salonlar doldu. Gerçekten o kavgayı görüp de gelip kayda gelen insanlar var. Hani demek biz de yürüyemedik Kazgan Crossfight'ın orada şahsen yani. Yani bir kalabalık kapıda sürekli. Sen dün oradaydın. Evet. Orası da tıklım tıklımdır muhtemelen. Dolu yani dolu. Yani insanlarımızın beklediği bir şeymiş demek ki böyle bir şey. Aynen. Bekliyormuş ama tasvip etmiyorum tabii ki. Kesinlikle olmaması gereken bir şeydi. Zaten Kaan da öyle diyor. Yani olmaması gereken bir şeydi ama ben tarihlere dayanamadım dedi. Murat'ı da tanıyorum, Kaan'ı da tanıyorum. Yani sonuçta işinde gücünde bu adamlar, sporcu yani. Ama tabii işte nasıl bir tehdit vardı bilmiyorum artık. Yani. Bir şekilde çözüldü diyelim. Yani ama olmasaydı da iyi olurdu. Sonuçlandı olay. Hiçbir şekilde tasvip etmiyorum ve olmaması gereken bir şeydi diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu sadece. Tamamdır. Abi yıllardır tanışmamıza rağmen fırsat olmadı diyelim sormaya. Seninle ilgili aslında çok merak ettiğim bir şey var. Ona özellikle videoda sormak istedim. Sen Tayland'da bir maça çıktın. Senesini hatırlamıyorum. Ve rakipten kafana doğru çok sert bir dirsek darbesi aldın. Kafanda açılma oldu. Çoğu kişi orada maçı bırakırdı. Sen havlu atmak istedi senin köşen. Bunu reddettin. O darbeye rağmen, o yaraya rağmen maça devam ettin. Bir de üstüne maçı kazandın. Mükemmel bir andı. Seni orada öldürmeyip güçlendiren şey neydi? Yani niye maçı bırakmadın, sağlığını düşünmedin? Bir de maçı kazandın yani. Sadece dizdirsek atan bir adam dediler bana. Ama işte bir başladı abi maç. Çocuk hiç durmuyor. Bam bam, sağdan soldan middle'lar falan. Yani benim canım hiç yanmıyor. Mesela tekmelerden, dizlerden falan hiç etkilendiğimi hatırlamıyorum. Çocuk dedim ki bu herhalde bir dakika, bir buçuk dakika sonra falan durur diye tahmin ediyorum. Ondan bir dakika, bir buçuk dakika geçti ki durmuyor çocuk, hala vuruyor. Sonra bir pozisyon oldu. Ben kontra low kick attım. O da low kick'ime dirsek vurdu. Low kick atarken dirsek vurdu. Hı hı. Yani düşün. Low kick'e yumrukla yakalamak bile zordur. Adam o kadar profesyonel ki dirsek vurdu. Kafamda bir acıma, yanma oldu. Böyle yaptım böyle, hatta canım ya. O kadar yandı ki canım. Dedim ki açıldı herhalde. Bir baktım böyle gözümün içine kanlar giriyor, akıyor falan. Durdurmuyorlardı. Durdurma da yok. Dedim devam. Dövüşe devam. Bayağı bir açıldı. Sonra artık gözümün içine giriyordu sürekli. Ben böyle gözümün içine giren kanları temizliyordum. Hani hı-hı, göremiyordum rakibi. Ondan sonra baktım beni hemen durdurdular. Köşeye aldılar. Doktor bir sildi. Bir şey yok dedi. Devam.
Dedim ki herhalde bir şey yok ama benim canım fena yanıyor. Orası inanılmaz acıyor. Sonra çocuk bir düştü. Temposu düştü. Sonra ben biraz vurmaya başladım. Vurmaya başladım ama hiç vuramadığım için böyle şimdi biz niye hazırlanıyoruz? Rakibi yok etmek için hazırlanıyoruz. Yani tabii. O ringe gömmek için hazırlanıyoruz. Kim olursa olsun vicdan, merhametli bir insan olmama rağmen onu bir kenara bırakıyoruz. Ringde mecburen. Ringde öyle. Sonra şimdi ben daha hiç adama vuramadığım için son 30 saniye kala benim kafamı temizledi falan durdu. Sonra ben biraz vurmaya başladım ama yine o vurdu birkaç tane. Daha fazla vurdu. Benden daha fazla vurdu yani. Ben birkaç tane vurmaya başladım. Şimdi benim hiç şeyim olmadı. Böyle hevesimi alamadım. Dövüşemedim. Hiç adama vuramadım yani. Ben kendime yediremezdim bunu. Sonra roundun kenarına geldim. Böyle Ali Alkayış benim dostumdur. O baktı böyle. Tam 7 santimlik bir açık var orada. İsmail dedi parmağım giriyor arasına dedi. Bırakalım dedi maçı. Buna baktım böyle. Anladın sen. Anladım. Dedim ki havlu falan atma yok, bırakma yok dedim. Bas dedim vazelini. Vazelini böyle bir bastılar. Burası zaten şey gibi oldu artık. Saç yoktu orada. Yani. Aynen. Şey gibi. Jöle gibi. Aynen. Yapıştı. Yapıştırdılar ama hiç kan çıkmadı. Bu kadar açık var. Parmağım giriyor diyor. Sonra tamam İsmail kan falan yok dedi. Sonra ikinci randa başladık. Ben hemen ilk randa çözdüm çocuğu zaten. Ben ikinci randa başlarken ters garda geçtim. Hı hı. Şimdi bu sürekli pres yapan adam olduğu için de ben bir adım geri çıktım middle vurdum. Bir adım geri çıktım side kick vurdum. Bir adım geri çıktım high kick vurdum. Sürekli geri kaçıp atak yaptım. Kontra atak yaptım biraz yani ona. Baktım bu bütün yumrukları tekmeleri yemeye başladı. Sonra ben işi ele aldım. İstediğim gibi vurmaya başladım. Bu bozuldu çünkü çok darbe yedi. Bir de tekmelerim falan ağırdır benim. Evet. Bu çok darbe yiyince hem kondisyon olarak düştü hem de psikolojik olarak ne oldu bu çocuk nereden geldi falan hani küllerinden doğdu hesabı. Ben vurmaya başladım. Bam 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 vurmaya başladım. Sonra bir pozisyonda bir kroşe vurdum. Bu bir ipten diğer ipe kadar gitti. Sonra bir high kick attım. Tam koluna geldi böyle açıldı. Sonra kroşe vurdum. Kroşeyle açıldı. Gitti. Kroşeyle buraya bütün gücümle vurdum yani. Ya Allah dedim. Hiç attım. Ondan sonra bir baktım bayıldı. Köşeye gittim böyle. Biz ondan önce bir video izlemiştik. Küfürlü bir video. Ben ringin iplerinde haykırıyorum. O videodaki sözleri. O videodaki sözleri haykırıyorum. Yani o kadar sevinçliyim ki ama bir yandan da diyorum ki kalksın ben biraz da daha tam hıncımı alamadım yani. Kalksın kafam açtı ya ben onun bir yerini açmam lazım. Böyle bir kan çıkartmam lazım bundan. Hadi inşallah kalkacak falan filan derken. Yani resmen rakibinin kalkmasını istedim. Kalkmasını istedim çünkü biraz daha dövmem lazım onu. Yani maçı izlerseniz görürsünüz. İzledik zaten. Vuruyorum. Vuruyorum ama o bana ilk roundda daha çok vurdu yani. Ben daha hıncımı alamadım. Ona biraz daha vurmam lazım. Nakavt etmeseydin puan olarak onda olur muydu maç? Tabii onda olurdu. O, değil mi? Yani ikinci round hiç bana vuramadı. Hı. İkinci round benim. İlk round onundu. Hı hı. Üçüncü roundda ne olacağı belli olmaz ama benim kondisyonum çok çok iyiydi yani. Yani maç bırakacak bir adam değildim yani. Ben onu yatırırdım yani her türlü. Zaten ama biraz daha dövmem lazım. O yumruğu vurdum baktım kalkmadı. Ondan sonra bizim elimiz kalktı falan ama ben köşeye gidiyorum. Funda ağlıyor. Bizim Güven vardı. Güven'i de götürdüm. Funda Alkayış. Funda Alkayış ağlıyor. Ya şeyden. Yani kafam açık. Hala dövüşüyor. Kan Güven içinde ortalık. Funda ağlıyor. Bir de tabii sevin. Çünkü o benim maçlarımda çok heyecanlanıyor. Evet. Genelde. Kendisi de çok söylüyor bunu. Ya hani kendi maçımda bu kadar heyecanlanmıyorum. Senin maçın bambaşka benim için. Bilmem ne falan. Abi kardeş gibiyiz yani. Baktım ağlıyor. Güven ağlıyor. Ne oluyor lan dedim size maçı kazandık yani. Sevinçtendir. Sevinçten ağlıyor ama bir de kafam da açıldı ya. Bir onlar gördü. Bir de Ali orada onlara bilgi de tabii geçti. Araya parmağım giriyor. Yani bu parmağım giriyor dedi. Çok korkutucu bir şey yani. Ali dedim nasıl dedim durum. Yani mesela o maçta en doğru karar aldığım kararlardan bir tanesi. Devam zaten edeyim. Hayatımda öyle bir şey yok da. Bırakma gibi bir şey yok. Sonuna kadar her şeyde giderim. Ama orada da devam etmek oldu. Ve kazandım ama kazandığıma da işte diyorum ki biraz daha dövebilseydim daha iyiydi. Aynen. Çünkü iki yani bir dakika mı bir buçuk dakika mı ne çok vuramadım yani. Aa, hemen gitti. Demek ki zayıfmış biz daha güçlüymüşüz. Onda şüphe o yok. O şeyin
Buakaw Porporamuk vardı. Şimdi Buakaw Pençemik mi oldu? Buakaw'ın organizasyonuydu o. Hmm. Oraya giren bütün Türkler yenildi. Sen hariç. Dövüş sporu yapmak isteyen, bunu planlayan insanlara, gençlere ve bu gençlerin ailelerine vermek istediğin bir mesaj var mı? Ön yargıları yıkacak, insanları teşvik edecek bir şeyler söylemek istersen seni dinleyelim hocam. Yani spor sadece uzak doğu sporu, kickbox, boks, muay thai değil de spor olarak baktığımızda spor kişiye ahlak kazandırır. Ruhan ve fiziken çok iyi seviyeye getirir. Yani hem düşünce tarzını değiştirebilirsin, spor yapan insanlar daha düzgün düşünebilir, daha geniş düşünebilir. Ve faydalı bir birey olursun, sağlıklı olursun. Yani spor yapmak insana ruhen ve fiziken çok iyi gelir. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır. Bir hedefin olur, bir amacın olur. Yani bedavadan boşu boşuna bedavadan boşu boşuna yaşamamış olursun. Bir hedefin, bir amacın olur. Onun için çabalarsın, uğraşırsın. Ve bu arada da kötü alışkanlıklardan uzak durursun. Çünkü spor artı sağlıktır yani. O yüzden branş ayırmaksızın sporu evet, herkese öneriyoruz. Spor, yürüyüş bile yapabiliyorsan, Muhammed Ali'nin bir sözü var ya, işte yürüyemiyorsan emekleyemiyorsan bir şey var ya, nasıl da öyle bir sözü var, nasıl da olsun koşamıyorsan Muhammed Ali'nin bir sözü var ya, koşamıyorsan yürü, yürüyemiyorsan emekleyemiyorsan sürün diye. Gerçekten bu güzel bir söz ve çok katılıyorum ona da. İnsanların da her zaman spor yapma taraftarıyım. Evet arkadaşlar, biz sorduk, İsmail hocamız cevapladı. Şimdi genelde yapmaya çalıştığım konsepti devam ettirmeye çalışıyorum. Şimdi konuşmanın sonunda yapacağımız idman kısmına geçeceğiz. İsmail hocamla kendisini çok terletmeden inşallah bizi de öldürmez. Boks mu? Kafamıza göre bir şeyler yaparız ya. Çok tehlikeli bir cümle bu gerçekten. Şu an çok tedirgin olun. Bultan, bir şey olursa bana şey yaparsın, 112 ararsın. Seyir zevkinizi doruklara çıkartacağız şimdi. Hazırsanız başlayalım. İsmail uzun elde ringe çıkıyor şu anda. Hiçbir şey yok. Abi sen ver modeli. Tamam be. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me. Cause I don't need saving. That's everything I've been chasing. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who won't have none. We're not as tough. Terapi. Arkadaşlar, herkese tavsiye ediyorum. İsmail Hoca'nın rakibi olmak. Allah düşmanı başı. Evet. Ve %30'unu vurmadı yani. Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Ne diyorlar? Güzel bir abone olmayı unutmayın. Abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen linkine tıklayın. Beğen linkine tıklayın, yoksa döveriz. Güzel.